Selamlar. Bugünkü konumuz her zaman helal konularda yarışmak. Şu kısacık ömrümüzün her anını Yüce Allah'ın rızasına uygun bir şekilde idame ettirmek. Her günümüzü ayrı bir önemde, birikimli bir şekilde hayırda yarışarak devam ettirmek. İşte en güzel ibadet budur. En güzel hayat budur. Yeter ki biz dostları olanı her zaman bilelim. Yüce Allah'ın bizden istediklerini her zaman yapalım. En güzeli budur. Bu dünyadaki hiçbir menfaatin kimseye kalmadığını herkes biliyor. Ama ne yazık ki insanlar bu dünyanın geçici menfaatlerine dalıp oyun eğlencesiyle hayatını harap ediyorlar. Büyük bir gaflet içindeler ne yazık ki. Bunun en büyük sebebi de bize düşman olan şeytana tapmalarıdır. Bunun sebebi de şudur. Yüce Allah'ın sizden istediği o farzları yapmazsanız, gerçekten dosdoğru bir hayatı sürmezseniz, ne yazık ki bu batıl işlerde, haramlarda yarışırsınız. Ki öyle oluyor. Şeytan bize apaçık düşmandır. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bizlere açıkça söyleniyor. Yani insan kibirlenip böbürlenmesin. Bu dünyada değerliysen, gerçekten bir şeyler yapabiliyorsan, Yüce Allah'ın sana verdiği şu mükemmel nimetler sayesinde. O nimetleri de gerçekten hakkıyla, Yüce Allah'ın rızasını gözeterek kullan. Bunlar aşırı önemli konular. Ama insanların şu verilen akıl, irade nimetini kullanmaları lazım. Bu dünyanın geçici olduğunu, bir gün o mükemmel hesabın herkesin önüne geleceğini herkes biliyor. Ona göre yaşasın, ona göre anlasınlar. Biz elimizden geldiğince insanları uyarıp anlatmaya çalışıyoruz. Ama işin şu tarafı da var, bir de gerçekler var. Ne yazık ki dünyanın geçici ideolojileri, akımları, masallarıyla devamlı hikayeler içinde yaşayıp gidiyorlar. Hayal dünyasındalar. Bu dünyanın geçici olduğunu hiç düşünmüyorlar. Kime kalmış bu dünya? Bir sorun, bir düşünün. Geçmişinize bir bakın, hiç mi ders almıyorsunuz? Ama almıyorlar. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de bir sürü kıssa var. Bunlardan hiç mi ders almıyorsunuz? Neden merak edip okumuyorsunuz? Bunları söyleyeceğiz. Hazreti Musa'nın kıssaları, Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın, daha sayamadığım bir sürü peygamberin, Ad kavminin yaşadıklarını neden okuyup anlamıyor insanlar? Neden Medyen kavmine ne olmuş diye sormuyor bu insanlar? Hak kelam Kur'an-ı Kerim'i merak edip okumanız gerekiyor. Gerçekten müminseniz, Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmek istiyorsanız bunu yapın. Her şeyden önemlidir. Senin bu dünyadaki okuduğun her şeyden önemlidir. Yüce Allah'ın rızasını kabul etmeyen haşa. Şu mükemmel kainatın yaratıcısı olan her şeyin sahibi. Azamet sahibi. Çok yüce ve çok büyük olan Yüce Allah'ı tanımayan haşa. Onun bizden istediklerini yapmayan nasıl olur? Nasıl olur da iyilikte yarıştığını söyleyebilir? Nasıl biz ona güvenebiliriz? Bunları sormak lazım. Bir insanın takvasını ne gösterir? Yüce Allah'a karşı duyduğu o saygı, o sevgi gösterir. Yüce Allah o kadar yüce ve büyüktür ki hiçbir şeye muhtaç değildir. Eşi benzeri yoktur. Şu görüp göremediğiniz her şeyin sahibi. Biz bu dünyada ve göremediğiniz şu bir sürü alemde sadece hesap verecek bir alem içinde yaşıyoruz. Hepsinin hesabı var, bizim hesabımız da ayrı. Ve biz yeryüzünün halifesi, en üstün varlığı olarak gelmişiz Yüce Allah'ın verdiği nimetlerle. İnsan yeryüzünün halifesi ama ne yazık ki halifeliğini yapmıyor. Ne yazık ki batılda haramda yarışıyor. Bir bakın çevrenize. O kadar düşündürücü ki. Faiz haramdır. İçki içmek haramdır. Ama bu kafirler hepsini yapıyor. Yüce Allah'ın sizden istediği farzları yapmıyorsunuz. Sonra Müslümanım. Böyle bir hayat yok. Bir kere farz olan namazları yapmanız gerekiyor. Niye böbürlenip kibirleniyorsun?
geçmişte yapmadın, hadi tamam. Ama bir tövbe et, artık başla bu işe. Ama samimi bir şekilde, gösteriş için değil. Yaptım oldu değil. Gerçekten yalnız Yüce Allah'ın gördüğünü bilerek. Bunlar insanlar yapsın. Emin olun büyük bir vebali olacak. Doğruyu bil, yapma. Böyle bir hayat olmamalı. Ama böyle yaşıyorlar. Biz uyaracağız elimizden geldiğince. Gittiğimiz her yere kafirler olsa dahi o hakkı dost doğru olanı götüreceğiz. İnsanlara her zaman nasıl takvalı yaşanır, nasıl dost doğru olunur göstereceğiz. Onlar yanlışlar yapmasınlar diye. Her zaman Yüce Allah'ın rızasını gözetsinler diye. Biz kendimiz kadar çevremizi de düşünüyoruz. Onların iyiliği için. Bu dünya kafirlerden değil, müminlerden olsun diye. Bizim böyle bir derdimiz var. Ama ne yazık ki şeytana uymakta ısrar ediyorlar. Biz elimizden geldiğince dediğimiz gibi uyaracağız. Umutluyuz. Allah'ın izniyle inşallah. Şu kainata İslamiyet'in nurunu daha da fazla yayacağız diyorum. Hoşçakalın.